Hatay'a uzanıyoruz. AKP iktidarına karşı günlerdir alanlarda olan Hataylılar güne gözaltı dalgalarıyla uyandı. Polis sabah erken saatlerde direniş çadırlarına ve evlere operasyon düzenledi. Çadırlar kaldırıldı. 32 kişi gözaltına alındı. Yurttaşlar gözaltılara karşı Sevgi Parkı'na yürümek istedi. Ancak Çevik Kuvvet polislerinin barikatıyla karşılaştı. Barikatı aşan yurttaşlar baskına uğrayan Sevgi Parkı'na girdi ve gözaltılara tepki gösterdi. Hataylılar güne gözaltı dalgalarıyla uyandı. Polis Sevgi Parkı'nda direniş şehidi Abdullah Cömert için kurulan çadırlara sabah saatlerinde baskın düzenledi. Baskında çadırlar kaldırıldı, 15 kişi de gözaltına alındı. Polis çadırları kaldırmakla yetinmedi, evlere de baskın düzenlendi. Baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Her iki operasyonda gözaltına alınan 32 kişi Antakya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yurttaşlar adam öldürmeye teşebbüs ve terör örgütüne üye olmakla suçlandı. Hataylıların gözaltılara tepkisi gecikmedi. Aralarında Abdullah Cömert'in abiyi Zafer Cömert ve CHP Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz'ın da yer aldığı yurttaşlar Sevgi Parkı'na yürüdü. Polis sloganlarla yürüyen yurttaşların önüne barikat kurdu. Yurttaşların polise cevabı ise oldukça anlamlıydı. Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz? Biz. Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz? Çevik Kuvvet polisleri yurttaşların parka girmesine izin vermeyince bir süre arbede yaşandı. Milletvekili Er Yılmaz'ın araya girmesiyle yurttaşlar parka girdi. Burada bir basın açıklaması yapan Er Yılmaz, gözaltına alınan 32 kişinin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Gözaltına alınan vatandaşlarımızın